Sen ne diyorsun ya? Aynen böyle dedi. Sadrettin'in çocuk başkasındanmış. Bahri'yi yiyormuş Sadrettin. Çalacak dosyaları. Adamlar da Bahri'yi bitirecekler. Tamam. Tamam ben hallederim. Kapat. Ne olmuş Sadrettin'e? Bir şey yok ya. Ayşegül benim acil çıkmam lazım, tamam. Bir şey olmuş işte, ne olmuş? Ya yok, tamam, konuşuruz sonra, bir şey yok. Poyraz. Abinin çocuğu Hasan. Ha. Abinin değilmiş o çocuk. Hadi çıkalım. Baba, nereye gidiyorsunuz? Oğlum, bizim Ayşegül ablanla acil bir işimiz çıktı, tamam. Sen olmadı al bay amcanlara falan gidersin, tamam? Tamam, gidin siz. Ben kendim başımın çaresine bakarım. Hadi hemen çıkmamız lazım. Yetişemezsek adam herkesi yakacak, hadi. Nasıl ya? Ne oldu? Ben anlamadım bir şey. Şimdi olmaz, çık. Anlamıyorsun, her şeyi öğrenmiş diyorum. Sabrettin. Çık dışarı. Dinlesene beni, her şeyi. Alo. Getiriyor musun dosyaları yoksa gazeteci arkadaşları arayayım? Tamam getiriyorum. Bak, bana ne yapıyorsan yap. Yeter ki babamı karıştırma. Vallahi sen bilirsin. Tamam getiriyorum. Kapat telefonu. Babam öğrenirse kesin bu defa kalbi durur adamın. Baba, nasıl söylemeden halletmenin bir yolunu bulmamız lazım. Nasıl olacak o iş? Bak, burayı izliyorum. Bu son günün işleridir. Eminim. Allah Allah. Nerede ki bu kadın? Ah, pardon kızım. Size bir şey sorabilir miyim? Buyur bey amca. Ben Melahat Hanım'a bakmıştım da burada 7 numarada oturuyor. Melahat Hanım diye birini tanımıyorum yalnız ben. Haklısınız. Apartmanlarda kimse birbirini tanımıyor artık. Yok, ben bütün apartmanı tanırım. Melahat Hanım diye biri oturmuyor ama bizim apartmanda. Ha, bir dakika. Bak, burada fotoğrafı da var. Bak. Bak. Ha. Yok, ilk defa görüyorum. Bana amcacığım buralarda otursa ben kesin tanırım. Sen yanlış geldin herhalde. Melahat Hanım, neredesiniz? İki kürek salladılar. Ana, bizim Namık. Yani bu arada da çok derine gömememişiz yani. Ha, gördün mü bak tüh. Ayıp etmişiz Namık kardeşe. Bak oğlum, eminsin değil mi? Bu ceset yüzünden bizi bulmazlar değil mi? Nereden bulacaklar oğlum? Kafayı çalıştırsana biraz. Adamın bizimle bilinen bir husumeti var mı? Yok. O zaman? La oğlum, ne bileyim, ben alışık değilim ki kendimizi ihbar etmeye. Hoş, zaten hangi dümen çevirsek 3 güne patlıyor. İhbar edecek vakit kalmıyor ki. Yok, ben bu sefer çok eminim. Bak, Namık kardeş faili meçhul dosyasıyla tozlu raflardaki yerini alacak. Bu kardeşim de Ümran Hanım'la nikah salonunun yoluna düşecek. Hadi inşallah. Alo? Alo Taşkafa abi. Söyle İsa. Taşkafa abi, yetiş. İsa, ne oldu söyle.
Babam ölmüş benim. Polisler cesedini buldu. Onu öldürdü diye annemi tutuldular. Götürüyorlar şimdi. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ne oldu lan? Polis. Ümran'ı almışlar. Ben senin yapacağın işe taş kafa. Ulan ben... Çekilsen önümden. Hiçbir yere gidemezsin. Ulan baksana çekil diyorum. Sadettin ne oluyor ya? Sen karışma. Nereye gittiğini biliyorum. Sana ne lan sana ne? Ayşegül ne yapıyorsun? Ayşegül ne oluyor burada? Senin arabanda. Bir arkadaşa gösterecektim baba. Bu bir arkadaşın adı İhsan olmasın sakın. Ne? Dosyaları sahiplerine götürüyordu baba. Biraz sus gebertirim seni. Niye götürüyordun peki? Anlat abi. Biliyoruz. Neyi biliyorsunuz ya? Neyi biliyorsunuz? Poyraz. Sen söyle. Biliyorum kötü bir şey çıkacak ama söyle. Baba bunu bilmeye hakkınız var çünkü ucu size dokunuyor. Hasan Yağmur Sadrettin'in oğlu değil. Başka birinden. Sadrettin'i bununla tehdit ettiler. Kaçamazsın dedin. Kaçtın baba. Yapamazsın dedin. E onu da yaptım. Alamazsın dedin. Onu da alacağım. Sonunda alacağım. Sen istemesen de... Ayşegül benim olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.